abi. Geç şuraya. Afiyet olsun. Hadi şerefe. Sağ ol. Başka bir arzunuz var mı efendim? Şimdilik yok. Buz yok, buz geç. Aklın hala Zeno'dadır değil mi? Aklım, yüreğim, sevdam hala Zeno'dadır kurban. Peki ne olacak abi? Zeno'yu bulmak için tekrar dönecek mi buralara? Benim oralara dönmeme gerek kalmayacak dedim. Barış'ın müddesi ona ulaştığında nerede olursa olsun dayanamayacak. O kendiliğinden dönecek köye. Peki ondan sonra? Ondan sonra sence seni affedecek mi Zeno? Affetse de affetmese de ben sevdamdan vazgeçmeyeceğim. Ondan önce kimse yoktu. Ondan sonra da kimse olmayacak. Köyde Gamze de beni bekler durur biliyor musun? Şu Barış hele bir olsun. Doğru ya kurban. Sana daha düğün yapacağız, dernek yapacağız. Olursa sayende olacak abi. Olursa ne demek? Sayende olacak. Olacak tabii oğlum, olacak tabii. Ağzından bal damlıyor vallahi abi. Ağzından bal damlıyor. Bunu biz Selo'yu ne yapacağız onu bilmiyor ha. Sen bir de bunu sahnede göreceksin. Mikrofonu aldım eline. Anında kendini kaybediyordu. Çekirge gibi zıp zıp zıplıyordu masaların arasında. İçinde gizli bir yetenek var o zaman bunun. Ha? Aman abi, böyle yetenek olmaz olsun ya. Bizi geçtim, bundan çok köydeki koyunlarını acıyorum ben. Niye ki? Köye dönünce sabahtan akşama kadar zavallı hayvanlar eziyet edecek valla. Bilmiyorlar am ya, hiç bilmiyorlar ya. Neyi bilmiyorlar oğlum? Yok bir şey am ya, yanlışını söylüyorlar, makamını da söylemiyorlar, ona kızıyor. Yani sen daha mı iyi söyleyeceksin? Bir çıksa şöyle kurbanla, ortalığı birbirine katar değil mi? Ne diyorsun oğlum? Peki o zaman, senden bir türkü istesem söyler misin? Sen istersin de ben söylemez miyim abim ya? Ne söyleyeyim? Zeynep'imi söyler misin? Zeynep'im mi? Anlamadım oğlum. Ağam Zeynep'inin türküsünü istiyor işte. Söylerim ben. Arkadaş bir baksana. Buyur abi. Zeynep'in türküsünü biliyor musun kardeş? Tabii abi biliyorum. Hadi o zaman. Şerefine. Ortaklığımızı içelim. Sağlığına. Getir oğlum getir. Maşallah. Kusura bakma Gülsüm Hanım. Seninle burada iş konuşurken biraz da buradaki işlerle ilgilenmek lazım değil mi? Ne yani? Sen şimdi gecenin bu saatinde pirinç mi ayıklayacaksın? 30 yıldır ilk dükkan açtığımdan beri ben ayıklarım burada pirincin taşını. Ben ayıklamadım mı dükkanın da işlerinde uğru kaçar diye korkarım. Batıl inanç işte. Yerinde olsam düşmanlarıma pek bu batıl inançtan bahsetmezdim Rıza. Seni bu halde görürlerse sana etek falan giydirmeye kalkarlar söyleyeyim. Bir tek sen gördün Gülsüm Hanım. Bak bir tek sen gördün. Sen de düşmandan sayılmazsın değil mi? Şimdilik öyle Rıza. Şimdilik öyle. Aman uğru kaçmasın. Yeter artık. Oldu Hakan bir şey mi var? Sen haklısın aşkım. Burada böyle beklemekle hiçbir yere varamayız. Peki ne yapacağız o zaman? İçeri giriyoruz. Yusuf. Denen. Yusuf geldi mi kendine? Geldim abi. Orada biraz kestirdim ondan şey yaptım tamam, abi Yusuf, affedersin. Tamam. Sen de çok yorgunsun biliyorum. Ama son bir işimiz daha kaldı Yusuf. Emret abi, emret. Burada böyle korkak fareler gibi oturmak bize hiç yakışmıyor değil mi Yusuf? Yakışmıyor abi. Yakışmıyor değil mi Yusuf? Yakışmıyor. Hadi o zaman gidip Damla'yı kurtaralım Yusuf. Kurtaralım. Hadi o zaman Hakan, kurtaralım. Kurtaralım. Sen söyledin içeride ne kadar kalabalık olduklarını. Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Her geçen gün senin burada bu şekilde kahrolduğunu görmeye dayanamıyorum. Şimdi gidip sana kızımızı getireceğim. Kızımızı getireceğim. Bunu al. Burada bekle.
Eğer bir şey olur da dönmezsek... Eğer dönmezseniz tamam, mi? Tamam. Söz veriyorum, döneceğim. Tamam. Döneceğim. Ben de sizinle geliyorum. Hayır, hayır, hayır. Bu çok tehlikeli. Hadi beni durdurmayı denesenize. Sakin ol. Bir planım var. Hadi gidelim. Sen nereye? Bana bak. Sen de akıllı ol, tamam mı? Artistlik yapma. Otur otur yerde. Yo, orası hep yaz. Buna pek ihtiyacı olmaz herhalde. Sizi bir arada görmeden gitmek hiç içimden gelmiyor. Ama aşk o kadar zor bulunuyor ve o kadar çabuk kaybediliyor ki... ben bile yeniden onu kazanmak için her şeyi göze alabilirken... belki siz de bir gün... Geliyorum! 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 Kim o? Biziz. Ah! Biz geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gir. Hayrola Kumrular, bu saatte nereden geliyorsunuz böyle? Kumrular mı? Vedalaşmaya geldik abla. Nasıl vedalaşmaya? Ben birazdan gidiyorum ya. Ah, doğru ya, sen de gidiyorsun. Sen de mi? Başka kim gidiyor ki ablacığım? Hiç kimse. Öyle ağzıma geldi. Hadi geçin içeri, geçin. Çok şanslısınız, tam vaktinde geldiniz. Nasıl tam vaktinde geldik abla? Avni dün bana hastanede özel çay demlemeleri öğretmişti. Onlardan bir tanesini tatbik ediyorum. Ha. Ha, hayret, Avni pek sırlarını açıklamaz ama. Aa, ben de onun tepsisini imzaladım ama. Tepsisini mi imzaladın abla? Çay ocağının duvarına asacakmış. Hay Allah ya. Tansiyonunuz iyi Sinan Bey. Çok teşekkür ederim doktor bey. Ancak ne yazık ki hastalığınız ilerliyor efendim. Yine de yeni başladığınız tedavinin kanserli hücrelerin hızını biraz daha yavaşlattığını söyleyebilirim. Peki ne kadar doktor bey? Ne kadar daha dedim? Belki 6 ay, belki de daha fazla. Her şey sizin mücadelenize bağlı efendim. 6 ay, öyle mi? Bakalım şu hayalet olma işi gerçekte nasıl bir şeymiş. Hala hastalığı yenebilecek bir noktada olduğunuzu sakın unutmayın efendim. Sakın mücadeleden vazgeçmeyin. Ya artık hiç mücadele edecek gücüm kalmadı desem? Ne olur samimiyetimi bağışlayın efendim ama... bu hastalığı yenebilmiş pek çok hastam oldu geçmişte. Ve hepsi kendilerini hayata bağlayacak son bir dal bulup... ona sıkı sıkı tutunarak kazandılar bu kansere olan savaşlarını. Sizin de sizi hayata bağlayacak, size savaşma gücü verecek bir nedeniniz mutlaka vardır efendim. Ne olur. Onu bulun ve ona sıkı sıkı tutun. Sizin tek şansınız bu çünkü. Ben de durmadan kendime onu diyorum ya doktor bey. Gelse ne güzel olur. Gelse ne güzel olur diye. Nasıl efendim? Yok bir şey. Çok affedersiniz efendim, telefonda... Kimseyi görmek istemediğimi söylemedim bu akşam size. Biliyorum efendim ama Amerika'dan kızınız arıyor. Kızım onunla görüşmek isteyeceğinizi düşündüm. Ver. Bir kızınız olduğunu bilmiyordum. Ve hala bilmiyorsunuz. Öyle değil mi doktor bey? Haklısınız efendim. Ben böyle bir şeyi hiçbir zaman duymadım. Çok teşekkür ederim. Alo. Alo babacığım. Kızım. Baba. Kemal Bey'in iyi olmasına gerçekten sevindim. 2-3 güne kadar çıkar diyor doktorlar. Ne güzel. Görüyor musun Memoli, yavaş yavaş her şey yoluna girmeye başlıyor. He ya. Ben de nihayet dönüyorum köye mesela.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.